Bütün başkanlar her tarafı beyaz olmuş. Duyamam, soruyu kavramışım ya. Adam diyor, ben yerim diyor, anlarım diyor. Bak yandaki... Tabii süreç önemli bir süreç. Ziyaretlere başladınız, sizleri takip ediyoruz. Allah kolaylık versin. Biz de müsiyet olarak, şahsımız olarak biz de bu süreçte katkı vermeye hazırız. Bu manada üstümüze ne düşüyorsa istişarelerle, sizlerle beraber üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Yol arkadaşımız, aynı resme aynı gözle baktığımız müsait olmaktan son derece memnunuz. Sizler de yakinen takip ediyorsunuz. Özellikle iş dünyasının temsilcileri olmanız münasebetiyle Türkiye'nin 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 1945'li yıllardan sonra çok partili dönemi geçmesi, 1950'de Menderes'in başkan olup halka yakınlaşmasından sonra 1960 darbesi, 60'tan sonra bir anayasa, askeri anayasa, ondan sonra tekrar sivil demokrasiye geçiş ve yönetimin yer alması, 70'te bir kez daha muhtıra, 70'ten sonra toparlanan siyasi partiler tekrar 80'de bir darbeyle, 82 anayasasıyla ülke yönetilmeye, darbeciler kollanmaya, korunmaya çalışacak bir anayasa yapılıyor. Onun akabinde 28 Şubat sürecini hep birlikte yaşadık. Faiz lobilerinin musluğu kesildiği zaman vesayet kurumları aracılığıyla hükümetleri alaşağı etmek için her türlü sahneyi sergilediklerini gördük. 15 Temmuz 2016'da böyle bir şey Türkiye'de bir daha yaşanmaz dediğimiz noktada içimizde halkımızdan topladığımız vergilerle aldığımız ülkemizin ve milletimizin çıkarına hizmet etmesi için, koruması için aldığımız uçaklarımızla, askeri araçlarımızla, silahlarımızla kendi halkımıza ateş açılmak suretiyle aynı zamanda yönetime de darbe yapılmaya çalışılmıştır. Bu darbecileri bir kez daha kınıyoruz. Ondan sonrasında gösteren durum şu ki bu sistem her 10 yılda bir darbe üretiyor. Türkiye her ileriye gitmek istediğinde, her sıçrama yapmaya çalıştığında mutlaka önü kesiliyor. Birinci Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet, ikinci Boğaz Köprüsü'ne de aynı şekilde hayır diyor. Üçüncüsünü yapıyorsunuz, bugün ona da hayır diyor. Bugün hayır diyen yapıya bakıyorsunuz, 40 senedir ülkemize doğuda özellikle kan kusturmuş, birçok şehidimize ve birçok maddi ve manevi kayıplarımıza yol açan PKK terör örgütü hayır diyor. 15 Temmuz'da vatan hainleri, FETÖ'cüler hayır diyor. Bizler de Türkiye'de istikrarın devamı adına her zaman böyle bir güçlü lider, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olmayacağına ve bu insanın hepimiz gibi ölümlü olduğundan dolayı ülkenin kaderinin şahıslara bırakılamayacak gibi sistemi güçlendirmeye çalışma anayasa değişikliğidir. 5 yılda bir seçim olacak. Sol da gelse, sağ da gelse, daha farklı görüşler de gelse vatandaşın dediği olacak. Vatandaştan başka hiçbir güç tanımayacağız. Kurucu genel başkanımızın ifadesidir. Biz milletten başka hiçbir gücü tanımadık. Haktan gayrı tanımayacağız. Ondan dolayı birileri vesayet kurumları aracılığıyla her zaman ülkeye halk istediği kadar %90'da, %95'te, %100'de oy verse biz gene muktediriz diyenlerin artık muktedir olacak hiçbir ayakları, dokunakları kalmamıştır. Koalisyonlarla yönetilen ülkelerde şortla başbakan karşılayan medya patronlarına, öbür yanda işte 28 Şubat'ta gördüğümüz faiz lobilerinin yaptıklarına ya da bazı vesayet kurumları aracılığıyla Cumhurbaşkanı seçimine meclisin etrafını tankla topla sararak bizim dediğimiz isim Cumhurbaşkanı olmazsa bedeli ağır olur gibi tehditlerle Cumhurbaşkanı seçilme dönemine son noktayı koyuyoruz. Zaten 2007'de Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızı aday gösterdiğimizde hiçbir bundan önceki Cumhurbaşkanı'na adayına yapılmayan uygulama 367 garabeti
bizim önümüze koyuldu. 367 dayatmasında siz seçemezsiniz, en az meclise 367 kişi girmesi gerekir dendi. Ama 213 ile 215 ile seçilen cumhurbaşkanlarımız olduğu gibi bize geldiği zaman da böyle bir dayatmayla karşılaşıldı. Biz de halkımıza gittik. Halkımız 2007 referandumunda %69 oyla cumhurbaşkanımızı biz seçeceğiz dedi. O günden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı aşikar oldu. O yüzden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biz bunu tamamlamak istiyoruz. Üçlü kararnamelerden sıyrılacağımız bir karar çıkacak. Başbakan yurt dışında, cumhurbaşkanı var. Öbürü varsa öbürü yok, bakan varsa diğeri yok. Mecliste hükümet kurulacak, 60 gün içerisinde hükümet güven oyu alacak. 60 gün kaybedersiniz her mecliste. 50-60 senelik, işte 1945'i sayarsak 70 senelik demokrasi çok partili döneme geçtiğimizde 65 tane, 70 tane hükümetimiz var. Ortalaması 1 yıla, 1 yıl 2 aya geliyor. Ama istikrarın olduğu yerde 5 yıllığına seçildiğini bilse vatandaş ne diyorsa gene olacak. Vatandaş sol der, sağ der, milliyetçi der, muhafazakar der veyahut da hangi isimde birleşirse vatandaşın dediği olacak. Ve 5 yıl boyunca ülke istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Görüyorsunuz istikrar olduğu zaman faiz oranları kendiliğinden aşağıya geliyor. Size hazinede daha yüksek bir yatırım rakamları geliyor. Bizler zaten IMF'ye son borcumuzu ödediğimiz zaman ekonomik özgürlüğümüzü sağladık. İnsansız hava aracımızı da kendimiz üretmeye başladıktan sonra askeri özgürlüğümüzü sağladık. Daha önceleri İsrail'den, Amerika'dan alacağımız istihbarat desteğiyle doğuda terörle mücadele etmeye çalışıyorduk. Bazen boş dağları bize dolu deyip, dolu dağları boş diyerek çok bedeller ödettiler. Ama Allah'a hamdolsun artık özgür güçlü bir Türkiye'yiz. Kendi gücümüzle ayakta duruyoruz. Ondan dolayı bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bundan sonraki ülkenin yönetiminde de az önce de ifade ettiğim gibi koalisyonlara ihtiyaç duyulmadan gücünüzü az gördükleri zaman faiz lobileriyle, medya patronlarıyla, bazı vesayet kurumları aracılığıyla, bazı yurt dışı kaynaklarla birlikte kimse bizim ülkemize artık ayar veremeyecek. Millet ne diyorsa olacak. Bundan önce millete tepeden bakanlar iktidar olmak için artık halkın ayağına gitmek zorunda olmayı kabullenemeyenlerdir. Halk ne diyorsa olur. Birileri halk isterse 411 milletvekili başörtüsünde el kaldırdığı zaman 411 el kaosa kalktı diye başlık atabilen medya geçmişte de şöyle bir başlık atmıştır aynı gazete. Halk plajları doldurdu, vatandaşa yer kalmadı. İnsan bir düşünüyor. Halk kim? Vatandaş kim? Halk her zaman Anadolu insanı, bu ülke için canını siperhane edebilen insanlar. Ama daha hayatı rahat yaşayıp bazı imtiyazlara sahip olanlarsa bugüne kadar halk yerine, vatandaş yerine geçtiler. Ama bundan sonra aziz milletimizdir yönetimini belirleyecek olan. Ondan dolayı bu konuda özellikle iş dünyasına, etrafınıza, çevrenize duyarlı olduğunuz her alanda sizlerden de destek bekliyoruz yol arkadaşı olarak. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, evet, bugün öyle bir güzel yerdeyiz ki hem küçük hem sıcacık bir ortamdayız. Ama Emin abinin dediği gibi, abi uzun çok burada kalın ya, burası çok sıcak. Bak burada daha sıcak, birbirimizi duyabiliyoruz. Üşümeyin diye şey yapmadık, kılma çalışıyorduk. Yok yok, sizin... Sizin sıcaklığınız, bizi sıcak karşılamanız hakikaten çok güzel oldu. Ama hep şuna samimiyetle söyledim. Müsiyat özellikle yaşamış olduğu tüm coğrafyada, hangi coğrafyada kalıyorsa o coğrafyanın bütün sorunlarına el atmış, onlarla ilgilenmiş, her zaman yanında olmuş. Ben buraya da gelmişken Sayın Müsiyat'ın genel başkanı Nail Oğuk'a da selam ve saygılarımı iletiyorum. Gerçekten kendisini bazı vesilelerle sizlerin aracılığıyla bütün toplantılarda da izliyorum. Hem ülkemize hem Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize, başbakanımıza, sayın başbakanımıza sahip çıkan, destekleyen konuşmaları oluyor. Bunlar da bizi açıkçası son derece mutlu ediyor. Ama her zaman hakikaten ülkenin daha parlak geleceğine, daha güzel günlere gidebilmesi için başarabiliriz mesajları verebilen bir topluluk. Bundan dolayı öncelikle müsiyatı tebrik ediyorum başkanımızın nezdinde. Tabii ki bir
halk oylaması sürecine girdik. Bizler de burada aynı duyguyla, aynı sevdayla olduğumuzu biliyorum. Bizlerin tabii ki kararı evet. Ama artık siyasi görüşlerimizi, farklı bakış açılarımızı, farklı desenlerimizi bir kenara bırakıp ülkenin menfaatleri için, istikrar için, kalkınma için, terörün bitmesi için, hükümet krizinin kalkması için, coğrafyamızda daha güçlü olabilmemiz için yeniden bu kalkınmanın devam edip de bu sürdürülebilir bir ivme yakalamışken bunun kalıcı olmasını sağlamak için böyle bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gitmenin gerekliliği zaten doğmuştur. Şimdi hep 15 Temmuz'u söylüyoruz ama 15 Temmuz gerçekten unutulmaması gereken bir süreç. Eğer 15 Temmuz'da bir an bazen ben düşünüyorum çift başlık olduğunu düşünün. Bir tarafta mesaj vermeyen bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünün. İnanın sonunu hayal bile edemiyorum. Bundan dolayı güçlü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an önce gelmesi ve inşallah da toplumda da bizi o heyecanı, coşkuyu görüyoruz. Biz de zaten evetleri artırmak için bu yolda uğraşlarımız var. Evetleri artırmak için halkımıza anlatıyoruz. Evet, hükümet krizi diye bir kriz kalmayacak. İki, beş yıl devam eden, önünü görebilen bir hükümet olacak. Ve kuvvetler ayrılığı tamamen gerçekleşmiş olacak. Gerçek bir kuvvetler ayrılığı. Yani artık herkes tariflenen görevini yapmaya başlayacak. Eleştirilere çok fazla cevap vermeye gerek yok ama burası bir müsiyat topluluğu. Yani 27-30 milyon kendi nüfusunu 450-500 milletvekili oluyor da 80 milyona gelmişken için 600 olması ki Avrupa'nın bir sürü ülkesinde de dünya ülkelerinde de 600. Bunu da inşallah referandumda büyük oranda evet çıkarak bu sayıya da yakalarız. Ülkemiz ileri adımlar atar diye düşünüyorum. Ben desteklerinizden dolayı, yanımızda olduğunuzdan dolayı her zaman bir tarafımıza baksak müsiyat olduğundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Evet, hoş bulduk. Bize gereken kapasitesi var. Doğrusu çok daha doğru.